Efendim, Cumhuriyetimiz artık ikinci yüzyılına girdi. Heyecan, sevinç, coşku sokaklara sığmadı. Tüylerimizi diken diken eden o kutlama görüntülerini ekranlara taşıdı. Peki bir imparatorluğun küllerinden doğan Cumhuriyet onca yokluğun içinde nasıl bir varoluş savaşı verdi? Yüzyılda pek çok tehditle karşı karşıya gelen Türkiye bugün dünyanın en büyük ülkelerinden biri olurken hangi adımlar atıldı? Gelin tarihte bir yolculuğa çıkalım ve yanıtları Murat Karataş'ın özel haberinde izleyelim birlikte. Tarihin ilk Dünya Savaşı sonrasında işgal edilmiş bir imparatorluğun küllerinden bağımsız bir cumhuriyet kurulmasının 100. yıl dönümü. 7 cihana hükmeden bir imparatorluktan, Anadolu'nun küçük bir kısmına mahkum olmuş ülkenin kurtuluşa giden savaşından doğdu cumhuriyet. Zor bir coğrafyada, zor koşullarda kuruldu. Türkiye, yokluklar içerisinde verilen varoluş mücadelesinden 100 yılda dünyanın en büyük ülkelerinden biri haline geldi. Cumhuriyet Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Efendiler yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz" sözünden bir gün sonra duyuruldu. Ama aslında her şey daha yeni başlıyordu. Çünkü ülkenin kalkınması için atılması gereken çok adım vardı. Genç Cumhuriyet kuruluşunun ilk 20 yılında çok sayıda badire atlattı. 1929'da başlayan ancak etkisi 1930'lu yıllar boyunca hissedilen dünya ekonomik krizi, Kuzey Amerika ve Avrupa'yı merkez almasına rağmen dünyanın geri kalanında da yıkıcı etkiler yarattı. Kriz, henüz 6 yaşındaki Türkiye Cumhuriyeti ekonomisini olumsuz etkiledi. 1930-1933 yılları arasında ithalatta hızlı ve büyük daralma meydana geldi. Bu daralma, Türkiye ekonomisinde bir para krizinin yaşanmasına neden oldu. Sanayileşme süreci hızlandı. Borçların yeniden yapılandırılması için yeni anlaşmalar imzalandı. Merkez Bankası kurma süreci hızlandı ve yeni dış kredi bulma gereksinimi arttı. Almanya'nın silahlanma yarışına girmesi ve yayılmacı politikalara eğilimi Avrupa'nın güvenliğini tehdit ederken olası bir savaş Boğazların durumu içinde risk oluşturmaya başladı. Türkiye bu durumun oluşturduğu tehdit nedeniyle Boğazların statüsünün değişmesini talep etti. Uluslararası alanda artan gerilimin de etkisiyle Avrupa devletleri Boğazların Türkiye'nin egemenliğine geçmesini kabul etti. Türkiye'nin nasıl öngörülü bir adım attığı 86 yıl sonra Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle ortaya çıktı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sağlık durumu 1937 yılı itibariyle kötüleşti. Tedavisi devam ederken özellikle Hatay sorunuyla yakından ilgilendi. 10 Kasım 1938'de hayatını kaybetti. Ömrü Hatay'ın Türkiye'ye katıldığını görmeye yetmedi. Sakarya Savaşı'nın ardından Fransa ile imzalanan Ankara Anlaşması'yla Suriye ile birlikte Fransız manda yönetimi altına giren Hatay için özel bir yönetim öngörülmüştü. Konu Milletler Meclisi'ne taşındı. Önce Hatay'ın özel bir bölge olması kararlaştırıldı. Hatay Millet Meclisi 29 Haziran 1939 günü yaptığı toplantıda oy birliğiyle ana vatana katılma kararı aldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi 7 Temmuz 1939'da kabul ettiği bir yasayla Hatay'ın Türkiye'nin bir ili olduğunu karara bağladı. Almanya'nın Polonya'yı işgaliyle başlayan İkinci Dünya Savaşı, insanlık tarihinin en büyük ve en kanlı savaşı olarak tarihteki yerini aldı. Almanya, İtalya ve Japonya'dan oluşan mihver devletlerine karşı Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa ve Sovyetler Birliği'nin oluşturduğu müttefik devletler arasındaki savaşta yaklaşık 80 milyon insan hayatını kaybetti.
Türkiye iki tarafında tüm baskısına rağmen çatışmaya girmemeyi başardı. Tam bir denge politikası yürüttü. Müttefiklerin Balkanlarda Almanya'ya karşı yeni bir cephe açılması, Almanya'nın ise Türkiye üzerinden Kafkaslara ve Irak'a asker sevkiyatı yapma talepleri diplomatik hamlelerle savuşturuldu. Türkiye savaşa fiilen taraf olmadı ama ülke genelinde sosyoekonomik dengeler olumsuz etkilendi. Türkiye 6 yıl süren savaşta politik bir hamleyle savaşın sonlarına doğru Almanya'ya savaş ilan etti. Türkiye 50'li yıllardaki en önemli değişimi iç siyasette yaşadı. 1946'da çok partili döneme geçme kararının ardından kurulan Demokrat Parti 1950 seçimlerinde çoğunluğu elde ederek iktidar oldu. Böylece tek parti dönemi sona erdi. Celal Bayar Cumhurbaşkanı, Adnan Menderes ise Başbakan oldu. Celal Bayar, Adnan Menderes ve Fuat Köprülü tarafından 1946'da kurulan ve girdiği ilk seçimlerin ardından meclise girmeyi başaran parti, 14 Mayıs 1950'de girdiği seçimden zaferle çıktı. Böylece 27 yıllık tek parti dönemi sona erdi. 31 Mayıs'ta kurulan yeni hükümetin başbakanı Adnan Menderes olurken Celal Bayar Cumhurbaşkanı oldu. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı sona erdi. ...1905 yılında Rus İmparatorluğunu yenerek Kore'yi ele geçiren Japonya, İkinci Dünya Savaşı'nda teslim olunca Kore, Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği arasında anlaşmazlığa neden oldu. İki süper gücün baskısıyla ülke Kuzey-Güney diye ikiye bölündü. Bölgede Soğuk Savaş'ın ilk sıcak çatışması yaşandı. Sovyetler Birliği lideri Stalin'in toprak ve boğazlar üzerinde hak iddiası Türkiye'yi ciddi milli güvenlik endişesine sürüklemişti. Türkiye, Sovyet tehdidini bertaraf edebilmek için NATO'ya üyelik çalışmalarına başlamıştı. Birleşmiş Milletler'in talebiyle Kore'ye asker gönderme fikri, artan Sovyet tehdidine karşı NATO'ya üye olabilmek için bir fırsat olarak görüldü. Türkiye Meclisi'nin 30 Haziran 1950 tarihli oturumunda verilen karar çerçevesinde Kore'ye asker gönderdi. NATO'ya 18 Şubat 1952'de resmen üye oldu. Kore Savaşı sonunda Kore'nin bölünmüşlüğü korundu ve bugüne kadar gelen birçok sorun miras kaldı. Yaklaşık olarak 3 milyon insan öldü. Savaş 1953'e kadar sürdü. Rumlar Kıbrıs'ın İngiltere'den bağımsız olması için saldırı başlattı. EOKA, Kıbrıs Rumlarının Enosis amacını gerçekleştirmesini hızlandırmak için Birleşik Krallığa karşı kuruldu. Oyları düşse de Demokrat Parti 610 milletvekilliğinin 424'ünü kazanarak iktidarını korudu. CHP ise 178 milletvekili çıkardı. Demokrasi kültürüne alışmaya çalışan genç cumhuriyet çok sayıda yol kazası yaşadı. Demokrasiyi içine sindiremeyenler yönetime müdahale etmeyi tercih etti. Bu müdahaleler zaman zaman klasik yöntemle, zaman zaman da postmodern yöntemlerle gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk askeri darbe gerçekleşti. Dönemin Genelkurmay Başkanı da dahil 200'den fazla general, Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Başbakan Adnan Menderes ve diğer Demokrat Partililer yönetime el koyan askeri grup tarafından tutuklandı. Yassıada yargılamaları sonunda Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan idam edildi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Memduh Tağmaç Başkanlığındaki Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi, Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'a bir muhtıra vererek 32. hükümetin istifasını istedi. Muhtıranın ardından Başbakan Süleyman Demirel istifa etti. Baskıyla 1. Erim hükümeti kuruldu. Türk demokrasisiyle birlikte yapılması planlanan reformlar da sekteye uğradı. Enflasyon alt üst oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Santa Barbara kentinde Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Mehmet Baydar'la Konsolos Bahadır Demir, Ermeni asıllı Amerikalı Gurgen Mıdırgiç Yanıkyan tarafından şehit edildiler. Bu saldırı Türk diplomatlara yönelik yapılan ilk saldırı oldu. Asala ve Jigak gibi Ermeni terör örgütlerinin saldırılarında bugüne kadar 58'i Türk vatandaşı olmak üzere 77 kişi hayatını kaybetti. İngiltere'nin 1914'te adayı ilhak kararının ardından başlayan kaosa son vermek için Türkiye, İngiltere ve Yunanistan'ın garantörlüğünde 1959 yılında Türk ve Rum halklarının ortak yönetecekleri bir Kıbrıs devleti kuruldu. Ancak Rumların Yunanistan'a bağlanma hayali adadaki barışın önüne geçti.
Türk halkına yönelik artan baskı ve şiddet olaylarına uluslararası alanda çözüm bulamayan Türkiye, askeri harekata karar verdi. Türk Silahlı Kuvvetleri 20 Temmuz ve 14 Ağustos'ta iki ayrı harekat düzenledi. Harekat sayesinde Kıbrıs'ın bugünkü sınırları çizildi. 13 Şubat 1975'te Kıbrıs Türk Federe Devleti kuruldu. 15 Kasım 1983'te ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşu dünyaya ilan edildi. Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanı Kenan Evren'in komutasında yönetime müdahale etti. Türk demokrasisi üçüncü kez sekteye uğradı. Anayasa rafa kaldırıldı. Ülke genelinde sıkı yönetim ilan edildi. Dönemin siyasi liderleri Süleyman Demirel, Bülent Ecevit, Necmettin Erbakan ve Alparslan Türkeş sürgüne gönderildi. 650 bin kişi gözaltına alındı. Pek çoğu cezaevlerinde işkence gördü. 50 kişi idam edildi. 32 yıl aradan sonra yargılanan darbecilerin rütbeleri söküldü. Türkiye, bağımsız bir Kürt devleti kurmak sapkınlığıyla kurulan terör örgütü PKK'nın ilk kanlı saldırılarıyla karşılaştı. Siirt'in Eru ve Hakkari'nin Şemdinli ilçelerinde eş zamanlı gerçekleşen saldırılarda bir asker şehit olurken 9 asker ve 3 sivil yaralandı. Terör örgütü bugüne kadar 100 bine yakın saldırıda kadın ve çocukların da aralarında olduğu yaklaşık 7 bin kişinin hayatını kaybetmesine, 15 bin kişinin de yaralanmasına yol açtı. Yaklaşık 8 bin şehit verildi. 100 binden fazla terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütü, uyuşturucu ticareti ve kaçakçılıktan bir yılda kazandığı 1,5 milyar dolar ve aldığı dış desteklerle varlığını devam ettirirken, güvenlik güçlerinin terörle mücadelesi sürüyor. Türkiye, yaklaşık 40 yıl boyunca bu mücadeleye 4 trilyon liraya yakın para harcadı. Kartal Demirağ isimli saldırgan Anavatan Partisi Kongresi sırasında Başbakan Turgut Özal'a ateş etti. Özal elinden yaralandı. Demirağ 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Özal, Cumhurbaşkanı seçildikten sonra 1992 yılında Demirağ'ı affetti. Irak'ın Kuveyt'i işgal etmesiyle başlayan krizin sonucunda Amerika Birleşik Devletleri öncülüğünde İngiltere, Fransa, Suudi Arabistan ve Mısır'ın da aralarında bulunduğu 37 ülkenin dahil olduğu koalisyon gücü Irak'a karşı askeri harekat düzenledi. Türkiye savaşa fiilen katılmadı. Irak sınırına 180 bin asker göndererek Kuveyt cephesindeki koalisyon güçleri üzerindeki yükü hafifletmiş oldu. Savaştan sonra 36. paralelin kuzeyinde yaşayan Kürtleri Saddam'ın saldırılarına karşı korumak amacıyla çekiç güç kuruldu. Irak'ın kuzeyinde oluşan bu otorite boşluğundan faydalanan terör örgütü PKK bölgeyi uzun süre bir karargah olarak kullandı. Refah Partisi Necmettin Erbakan Genel Başkanlığı'nda yerel seçimlerde Ankara ve İstanbul başta olmak üzere 28 il belediyesi kazanarak büyük başarı elde etti. Recep Tayyip Erdoğan 25,19 oy oranıyla İstanbul'un yeni belediye başkanı oldu. Necmettin Erbakan liderliğindeki Refah Partisi 1995'teki genel seçimlerde %21,7 oy oranıyla birinci parti oldu. Ancak Cumhurbaşkanı Demirel, hükümeti kurma görevini Erbakan'a vermedi. DYP-ANAP ortaklığıyla kurulan 53. hükümetin 3 ay sonra dağılmasıyla görev bu kez Erbakan'a verildi. DYP lideri Çiller'le anlaşan Erbakan, 54. hükümeti kurarak başbakanlık koltuğuna oturdu. Balıkesir'in Susurluk ilçesindeki trafik kazasında eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Hüseyin Kocadağ, firari ülkücü Abdullah Çatlı hayatını kaybederken DYP Şanlıurfa Milletvekili Sedat Bucak yaralandı. Kazanın ardından kamuoyu yasa dışı ilişkilerin ortaya çıkarılmasını istedi. Necmettin Erbakan'ın başbakanlığında Refah Partisi ve Doğru Yol Partisi'nce kurulan 54. hükümet 28 Haziran 1996'da ülke yönetimine geçti. Hükümet, rejimi tehdit ettiği iddiasıyla tartışmaların odağı oldu. Refah Partili Sincan Belediye Başkanı Bekir Yıldız'ın 31 Ocak 1997'de düzenlediği Kudüs Gecesi'nde sergilenen gösteriler, rejim tartışmalarının daha da alevlenmesine neden oldu. Sincan'da 4 Şubat'ta zırhlı araçlar ilçeden geçerek Yenikent'teki tatbikat alanına gitti. 21 Şubat'ta Washington'da Türk-Amerika Birleşik Devletleri Konseyi kapanış balosunda konuşan dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Çevik Bir, yıllarca zihinlerden silinmeyecek Sincan'da demokrasiye balans ayarı yaptık ifadelerini kullandı.
28 Şubat'ta yapılan Milli Güvenlik Kurulu'nda askerler 8 yıllık kesintisiz eğitim de dahil olmak üzere yapılmasını istediklerini 20 maddelik bir listeyle hükümete sundular. Türk siyasi tarihine postmodern darbe olarak geçen 28 Şubat 1997'deki Milli Güvenlik Kurulu toplantısı, Türkiye'de siyasi, idari, hukuki ve toplumsal alanda tartışmalı bir dönem başlattı. Postmodern darbeyle başlayan sürecin ardından 27 Mayıs 1997'de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş, Refah Partisi hakkında laik cumhuriyet ilkesine aykırı eylemleri gerekçesiyle dava açtı. Refah Partisi, Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla kapatıldı. Recep Tayyip Erdoğan hakkında 6 Aralık 1997'de Siirt'te yaptığı konuşma sırasında Arif Nihat Asya'ya ait bir şiiri okuduğu için Erdoğan'ın Büyükşehir Belediye Başkanlığı düşürüldü. 26 Mart 1999 günü Kırklareli Pınarhisar cezaevine girdi. 24 Temmuz 1999'da ceza süresini tamamlayarak cezaevinden tahliye edildi. Türkiye 90'lı yılları Ankara'da koalisyon hükümetleri kurma çabaları, doğuda ise terörle mücadeleyle geçirdi. 2000'li yıllara geçmeye hazırlanırken bir kez daha deprem gerçeğiyle karşılaştı. Marmara depreminde 17.480 kişi hayatını kaybetti. 2000'li yıllarsa yoğun terör saldırılarıyla başladı. O saldırılar kimi zaman metropollerde gerçekleşti, kimi zamansa devletin kılcal damarlarına sızan hainler nedeniyle yüksek yargıda, emniyette ya da kışlada kendini gösterdi. Uzun yıllar Şam yönetimi tarafından korunan terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan, Türkiye'nin baskıları sonucu ülke topraklarından çıkarıldı. Önce Moskova'ya, sonrasında ise İtalya'ya gitti. Yakalanmadan önceki son durağı ise Kenya'da bulunan Yunanistan Büyükelçiliği oldu. Öcalan, Kenya'ya giden bir uçakla Hollanda'ya gideceğini düşünürken Türkiye'nin operasyonuyla ülkeye getirildi. Hakkında verilen idam cezası, Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde idam cezasının kaldırılması sebebiyle ağırlaştırılmış müebbet hapse çevrildi. Saat 03.02'de 7,4 büyüklüğünde meydana gelen ve 45 saniye süren Marmara depremi, Kocaeli, Yalova, Sakarya, İstanbul ve Düzce'de yıkıma neden oldu. Depremde 17.480 kişi hayatını kaybetti. 43.953 kişi yaralandı. 505 kişi sakat kaldı. Yaklaşık 200 bin kişinin evsiz kaldığı, 66.441 konut ve 10.901 iş yerinin yıkıldığı depremden 16 milyona yakın kişi değişik düzeylerde etkilendi. 285.211 konut ve 42.902 iş yerinde hasar meydana geldi. Recep Tayyip Erdoğan'ın kurucu üyesi ve genel başkanı olduğu Adalet ve Kalkınma Partisi, 74 Kurucular Kurulu üyesiyle kuruldu. Erdoğan, AK Parti'nin siyasi duruşunu muhafazakar demokrat olarak tanımladı. Türkiye'de yaşanan ekonomik krizin ardından erken seçim kararı alındı. AK Parti, girdiği ilk seçimden birinci parti çıktı. 2001 yılında Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kurulan AK Parti, oyların 34,4'ünü alarak tek başına iktidar oldu. AK Parti'nin iktidara gelmesiyle Türkiye'de uzun zamandır devam eden koalisyon hükümetleri dönemi sona erdi. AK Parti, sonrasında gerçekleşen 5 genel seçimi de önde tamamladı. ...9 Mart 2003'te Siirt'te yapılan milletvekili yenileme seçimlerinde milletvekili seçilerek parlamentoya girdi. Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin ederek göreve başladı. Türkiye Cumhuriyeti'nin 59. hükümeti Siirt Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kuruldu. Daha önce birçok kez askeri müdahalelerle karşılaşan Türk demokrasisi 2007'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi yeni bir muhtıra krizi yaşadı. AK Parti'nin Cumhurbaşkanı adayının Abdullah Gül olacağının kulislere yansıması bazı çevrelerce tepkiyle karşılandı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan beklenenin aksine Gül'ün adaylığından geri adım atmadı. Aynı gün gece Genelkurmay Başkanlığı internet sitesine Türk demokrasi tarihine e-muhtıra olarak geçecek bir basın açıklaması konuldu. Açıklama açıkça Türk demokrasisini tehdit ediyordu. Abdullah Gül'ün adaylığı meclisteki 367 krizine takılınca AK Parti erken seçim kararı aldı. 22 Temmuz 2007'de yapılan seçimlerde %46,6 oy alan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti
341 milletvekiliyle yeniden tek başına iktidar oldu. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bu kez MHP'nin oylamalara katılacağını belirtmesi yeni bir 367 krizinin önüne geçti. Gül, 3. turda 339 oy alarak Türkiye Cumhuriyeti'nin 11. Cumhurbaşkanı seçildi. Tartışmaların sona ermesinin ardından muhtıra, Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinden kaldırıldı. Recep Tayyip Erdoğan Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda Filistin halkının sesi oldu. Erdoğan, başbakan olduğu dönemde İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'le Gazze, Orta Doğu'da barış modeli başlıklı oturuma katıldı. Peres'in İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını savunması üzerine bir dakika diyerek müdahale etti. Siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz. Plajlardaki çocukları nasıl öldürdüğünüzü, nasıl vurduğunuzu çok iyi biliyorum. Erdoğan tepkisinin ardından salonu terk etti ve bir daha Davos'a katılmadı. 2010 yılında Arap dünyasında başlayan hükümet karşıtı protesto ve ayaklanmalar Suriye'ye de sıçradı. Silahlı ayaklanma bir süre sonra iç savaşa dönüştü. Ülkedeki otorite boşluğu DAEŞ ve PKK-PYD terör örgütlerine alan kazandırdı. Türkiye, sınır hattına yakın alanlardaki terör yapılanmalarına karşı harekete geçti. Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı harekatlarını düzenledi. Fethullahçı terör örgütünün yargıdaki üyelerince dönemin MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın da aralarında bulunduğu bazı kamu görevlilerinin ifadeye çağrıldığı kumpas, örgütün hükümete karşı açıktan giriştiği ilk operasyon olarak kayıtlara geçti. FETÖ'cüler, Türkiye Cumhuriyeti'nin çözüm sürecinde yürüttüğü politikalardan dolayı MİT'i terör örgütü PKK ile ilişki içindeymiş gibi göstermeye çalıştı. MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın da aralarında bulunduğu bazı görevliler ifadeye çağrıldı, bazıları hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yönlendirmesiyle Fidan ve MİT görevlileri soruşturmaya direnerek savcıların çağrılarına hiçbir zaman yanıt vermedi. Taksim Gezi Parkı'ndaki yayalaştırma projesini bahane eden gruplar günlerce polisle çatıştı. Olaylar boyunca protestocular tarafından 46 kamu binası, 231 polis aracı ve 44 ambulans kullanılamaz hale geldi. 326 iş yeri ve 201 araç tahrip edildi. 80 belediye otobüsü, 85 otobüs durağı yakıldı. Yasa dışı gruplar olayların yurt geneline yayılması için çaba sarf etti. 4 Haziran itibariyle 77 ilde 600'e yakın eylem gerçekleştirildi. Yurt genelinde çıkan olaylarda bir polis şehit oldu, 9 kişi hayatını kaybetti. Demokrasinin sınandığı, millet iradesinin yok sayıldığı, ülkenin kaosa sürüklenmek istendiği karanlık bir süreç yaşadı Türkiye. FETÖ'nün mevcut sistemde devletin ve milletin egemenliğini nasıl hedef aldığının en somut örneklerinden biri daha yaşandı. MİT kumpasında başarısız olan FETÖ, bu kez 17-25 Aralık kumpası için düğmeye bastı. Dönemin Başbakanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve hükümeti hedef alan kumpasla 17 Aralık 2013 günü İstanbul'da Bakan Çocukları, Halkbank Genel Müdürü ve iş insanlarının da içinde olduğu toplam 89 kişi gözaltına alındı. Aynı gün çeşitli medya organlarına soruşturmada delil olarak gösterilen hukuka aykırı yöntemlerle elde edilmiş izleme görüntüleri servis edildi. Bu operasyon sonucunda 26 kişi tutuklandı. Soruşturmalardaki uydurma ihbar ve tutanakların ortaya çıkması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ait soruşturmalara başlandı. FETÖ'nün emniyet ve yargı teşkilatları içine sızan, kamu görevlisi gibi gözüken ancak talimatları devlet hiyerarşisi dışında bir mekanizmadan alan üye ve yöneticilerinin birçok insanın özel hayatını kayıt altına aldıkları belirlendi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ilk kez düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde halkın seçtiği ilk cumhurbaşkanı oldu. Erdoğan görevi Abdullah Gül'den devralarak Türkiye'nin 12. cumhurbaşkanı oldu. HDP Merkez Yürütme Kurulu'nun çağrısının ardından terör örgütü YPG-PKK yandaşları Aynur Arap bahanesiyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki iller başta olmak üzere 35 il, 96 ilçe ve 131 yerleşim yerinde barikatlar kurup yolları kesti. Olaylarda uzun namlulu silah,
Molotof kokteyli, havai fişek, taş ve sopalarla kamu binalarına, vatandaşların evlerine, iş yerlerine ve araçlara zarar verildi. Şiddet olaylarında iki polis şehit oldu. Diyarbakır'da Kurban Bayramı dolayısıyla yoksullara kurban eti dağıtan Yasin Börü ve 3 arkadaşının da aralarında bulunduğu 35 kişi hayatını kaybetti. 435'i sivil, 326'sı güvenlik görevlisi, 761 kişi yaralandı. Nobel Kimya Ödülü, Türk bilim insanı Aziz Sancar'a verildi. Sancar bu dalda Nobel ödülü alan ilk Türk bilim insanı oldu. 2015 ve 2016 terör saldırılarının en çok arttığı yıllar oldu. Saldırılarda asker, polis, sivil yüzlerce kişiyi kaybetti Türkiye. Terör örgütleri DAEŞ ve PKK'nın saldırılarının arttığı dönemde bir başka terör örgütü bir kez daha sahneye çıktı. Kurulduğu günden beri devletin kılcal damarlarına sızmak için her türlü yolu deneyen FETÖ, cemaat adı altında yaptığı hukuksuzluklar deşifre olunca 15 Temmuz gecesi darbe girişiminde bulundu. Türkiye o zamanki adı Boğaziçi olan köprü trafiğe kapatılınca darbe girişiminden haberdar oldu. Dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar darbeciler tarafından alıkonuldu. Gölbaşı'ndaki Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı, Özel Harekat Başkanlığı, MİT yerleşkesi saldırıya uğradı. Meclis bombalandı. Marmaris'e giden darbeciler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Milletimizi meydanlara davet ediyorum" açıklaması darbe girişiminin seyrini değiştirdi. Direniş fişeğini ateşledi. Asker sivil 253 kişinin örgüt mensuplarınca şehit edildiği darbe girişimi tüm yurtta yaklaşık 21 saatte kontrol altına alındı. Türkiye 16 Nisan 2017 Pazar günü Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini öngören anayasa değişikliğini oylamak için sandık başına gitti. Halk oylamasında %51,41 evet, %48,59 hayır oyu kullanıldı ve anayasa değişikliği kesin sonuçların 27 Nisan'da resmi gazetede yayımlanmasının ardından yürürlüğe girdi. Milletvekili sayısı 550'den 600'e çıktı. Milletvekili seçilebilme yaşı 25'ten 18'e indirildi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildi. Tüm etaplarının 2028'e kadar tamamlanması öngörülen İstanbul Havalimanı'nın ilk fazı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla uçuşlara açıldı. Tüm fazların tamamlanmasıyla birlikte yıllık 150 milyon yolcu kapasitesine ulaşması amaçlanıyor. 2022 yılında 64,3 milyon yolcuyla dünyanın en büyük 7. havalimanı oldu. Türkiye'nin otomobil girişim grubunun 2022'de üretimine başladığı yerli otomobili TOGG, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Gebze'de düzenlenen törenle tanıtıldı. TOGG için 2023 yılı itibariyle sipariş alınmaya başlandı. Yıl sonuna kadar yaklaşık 20 bin adet üretilmesi planlanıyor. Çin'in Wuhan kentinde 2019'un son günlerinde ortaya çıkmasının ardından Çinli yetkililerce 7 Ocak 2020'de yeni bir virüs türünün bulunduğu açıklandı. Kısa sürede dünyayı kasıp kavurdu. Dünya Sağlık Örgütü tarafından 11 Mart'ta pandemi olarak ilan edildi. Virüs nedeniyle dünya genelinde sokağa çıkma kısıtlandı. Faaliyet ve etkinlikler durduruldu. 2020 yılı Haziran sonu itibariyle dünyada tespit edilen vaka sayısı 10 milyona ulaştı. 500 binin üzerinde kişi hayatını kaybetti. Rusya bir dizi hava saldırısının ardından Ukrayna'yı işgale başladı. Türkiye en başından beri Ukrayna'nın işgaline karşı çıktı. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve siyasi birliğine saygı duyulması çağrısında bulundu. Savaşın en başından beri her iki tarafla görüşebilen nadir ülkelerden biri oldu. Her iki tarafa da ateşkes önerisi götüren Türkiye, Mariupol'daki sivillerin tahliye edilebilmesi için insani koridor açılmasını sağladı. Dünya genelindeki gıda krizinin engellenmesi yolunda önemli bir adım attı. Tahıl koridorunun bir yıl süreyle işlemesine ön ayak oldu. Kahramanmaraş'ta 9 saat arayla 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Büyüklüğü bu derece yüksek, yüzeye bu kadar yakın iki depremin böylesine kısa aralıklarla yaşanması o tarihe kadar görülmüş bir doğa olayı değildi. O nedenle
Asrın Felaketi ismi verildi. Depremler 11 ili birden vurdu. 50 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 120 bin kişi depremden yaralı kurtuldu. 40 bine yakın bina yıkıldı. Deprem bölgesinde 300 kilometre yüzey kırığı oluşurken 6,5 metrenin üzerinde yer değiştirmeler meydana geldi.